Kızım koşmasana. Ay, büyücü kaçmıyor ya. Ay anneciğim şimdiden 15 dakika geç kaldık. Farkında değil misin? E olsun kızım. Memleketin en iyi falcısı büyücüsü bu. Bizim geç kaldığımızı tahmin etmiştir herhalde. Ay anne çok korkuyorum valla. Ya bu büyü tutmazsa ya da yaptıracağımız büyünün son kullanma tarihi geçmiş olursa? Hiç öyle şey olur mu canım? Ruşen amcanların oğlu Sedat hatırlamıyor musun? Vakti zamanında kızım birine fena halde tutulmuştu da Ruşen amcanlar da bu yola başvurmuştu. Aa evet evet. Hı. Öyle bir şeyler hatırlıyor gibiyim. İşte Sedat o günden beri Ruşen amcanlar ne derse onu yapar. İnşallah abim üzerinde de böyle etkisi olur. Neresi ay, şimdi burası? 33, 31. Ay inşallah biz yanlış gelmemiştir. Biz 29'u arıyoruz. Dur bakalım şu. Heh, 29 işte. Hadi sallanma yürü sallanma çabuk. Çok da soğukmuş ya. Oldu da sevgili annenle kız kardeşim bugün sana gelmediler bilemiyorum. Aman boş ver Allah aşkına be Ruhsar. Sen de onları çok ciddiye alıyorsun he. Aa ben mi onları ciddiye alıyorum? Ben onları alsam tiye alırım ancak. Sen niye bir şey yemiyorsun ruhum? Bize bu dünyanın yiyecekleri yasak hayatım. Doğru ya unutmuşum. Aynı zamanda işe gitmeyi de unutmuşum. Gitme lütfen. Canım sıkılıyor. Ama biliyorsun ben bir işte çalışıyorum ve biz farilerin beslenmesi gerekiyor. Beslenebilmek için de para kazanmak gerekiyor. Durut 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 durut. Geldim. Gelsene. Gel buraya. Sen şunlara bir şey söyle ya. Gel. Heh, durdunuz. Ayakkabı mıdır, terminatör müdür? Heh. Ah, dünya varmış. Çok teşekkür ederim Ruhsarcığım. Vallahi sen olmasan ben bu manyak ayakkabılarla nasıl baş edebilirdim? Allah herkese senin gibi bir kadın nasip etsin. Sen bir meleksin. Hadi görüşürüz sana canım. Masar, kocacığım. Kocacığım. He. Kolay gelsin. İyi çalışmalar canım. Sağ ol. Yani teşekkür ederim. Teşekkürler ruhum. Ay anne. Vallahi korkmaya başladım ben. İstersen biz bu büyücüden destek almadan kendi çabalarımızla unutturmaya çalışalım Ruhsar abime. Sus kız. Her yolu denedik işte. O kenar mahalle Dilber'ini bir türlü unutturamadık. Bu işin kesin çözümü bu. Ay, madem öyle diyorsun. Zaten bu büyücü çok meşhur biri. Ooo medyum Ferruh deyince akan sular duruyor. Vallahi adını ben hiç duymadım. Meşhur olsaydı kesin televizyon kanallarından birinde canlı yayında birini yumruklardı anne. Yok. Bu gayet efendi bir büyücü. Öyle SSK medyumu gibi herkesi kabul etmiyor zaten. Sadece bilenler geliyor. İnşallah iyi bir büyücüdür de abim şu ruhsardan kurtulur artık. Ah inşallah, inşallah. Bu medyum Ferruh için her şeyi sormadan biliyor diyorlar. Bakalım bizim derdimizi de bilecek mi? Dermanını verecek mi? Ay anne bak bir sürü ünlü de medyum Ferruh'a gelmiş. Kızım karıştırmasana el alemin defterini kitabını. Büyülüdür filan. Durduk yerde çarpılıp da başımıza iş açmak. Yok yok bu teşekkür defteri. Şimdi büyücüye gelenler işleri olduktan sonra bu teşekkür defterine yazıyorlar. Aa bak bak Robert Hatemo da gelmiş buraya. Nadide Sultan'dan kurtulduğu için medyum Ferruh'a teşekkür etmiş. Aa ver bakayım şunu. Bana genç, yakışıklı, tam istediğim gibi bir nişanlı bulduğun için sana çok teşekkür ederim. B. Ersoy. Ay sakın bu B. Ersoy Bülent Ersoy olmasın. Buyurun, hoş geldin. Hoş bulduk Ferruh Beyefendi evladım. Hiç merak etmeyin. Oğlunuz Mahsar'ın problemini tek seansta halledeceğiz. Daha biz söylemeden niçin geldiğimizi bildi vallahi anne. Bravo vallahi efendi Ferruh Bey evladım. İşinizin erbabıymışsınız. Oğlunuzun ve unutmasını istediğiniz kadının fotoğrafı yanınızda mı? Ah tabii 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 getirdim. İşte buyurun burada. Evet buyurun.
Tamam. Olunur Ruhsar diye bir kadının R'sini bile hatırlamayacak. Hatta beyaz gibi R'lere yumuşak gidecek. Ah, eminsiniz değil mi Ferruh Efendi Bey? Mazhar artık ruhları tamamen unutacak değil mi? Benim adım Ferruh. Bende var tam 5 cin 7 ruh. Bizim alemde yamuk olmaz. Bilmem anlatabildim mi? Anladım. Borcumuz ne kadardı acaba? Sizi İlker Hanım göndermişti değil mi? Evet. O zaman borcunuz 40 milyoncuk. Ne? 40 milyon mu? Ama bu çok pahalı Ferruh Bey. Yani biz fatura fiş falan almasak bir şeyler yaparsınız değil mi? Ben zaten fiş vermiyorum ki. Verirsen büyü tutmaz canım. Ya. Hem o kadar cin ruh perimeri besliyoruz. Ancak kurtarır hayatım. Ne yapalım? Buyurun paranızı. Bu benim payım. Bunlar da sizin payınız. Benim elemanların parası. Cinler, ruhlar, periler falan. Demiştim ya hayatım. Ama yalanım yok. Kıskancım. Birazcık daha huysuzum. Oo. Bir de Ülker Hanım sayesinde gelmemiş olsaydık ne olurdu kim bilir. Gitti 40 milyon. Aman gitsin. Yani masa ruhları unutsun da 500 milyon bile vermeye razıyım vallahi. Unutmuş mudur dersin? Bilmiyorum, bekleyeceğiz göreceğiz anne. Görmedin mi adam perine ne kadar az para ayırdı? Hemen hepsini cinlere filan verdi. Tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş.